takımı olarak elimizde brokoli var. Eğer brokoli bulamazsanız ki artık mevcut biliyorsunuz, bulamazsanız taze bezelyenin mevsimi. Taze bezelye de olabilir. Bezelyenin tanesi mi yoksa tanesi, kabuğuyla mı? Tanesi. Blenderdan geçmiş bir su bardağı bezelye, güzelce ne, böyle tanecikleri var gene bunun da farkındaysanız. Mis yani şu ana kokuyor. Kadar yaptığımız tarifler hep pütürlü tarifler. Evet, çünkü yani biz peeling yapmış olabiliriz ama gene de dolaşımı hızlandırmak istiyoruz. Brokolinin içerisindeki klorofil ve canlandırıcı enzimler dolayısıyla cilde bir ışıltı katacak. Şimdi ne yaptık? Bir su bardağı blenderdan geçmiş. İyice inceltebilirsiniz. Blenderiniz yoksa bıçakla doğrayabilirsiniz ya da havanla dövebilirsiniz. Brokolimizi aldık. İçerisine yarım çay bardağı evimizde kullandığımız yağlı, yağsız hiç fark etmez süt koyuyoruz. Evet, sütümüzü ilave ettik. Bir su bardağı brokoli ya da bezelyeyi ezip, evet, içine yarım çay bardağı sütü ekledik. Doğrudur. Güzelce karıştırıyoruz. Benim brokolilerimin bir kısmı biraz az ezildiği için ben şurada... Evet, ne güzel koktu, farkındasınız değil mi? Evet. Size de geldi mi? Mis gibi bir koku çıktı. Harika. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yaparken çok kısa arada karıştıracağım ama şu koyduğum yaptığımız peeling'i siz devam edin. Tarifini bize tekrar bir verin. İçinde neler hemen vardı? 3 tatlı kaşığı yani kahve kaşığı da diyebileceğimiz toz şeker var. Esmer şeker olursa daha iyi olur. 3 tatlı kaşığı kayısı yağı var. Oran olarak eşit olması lazım. Ve 1 su bardağı yoğurt. Bayağı büyük görünüyor gördüğünüz gibi. Yüzünüz dışında dekoltenize, ellerinize yani kol sırtlarını hatta açık geliyor, olan yerlere açık olan her yere sürülebilir. Sadece göz çevresine ve göğüs bölgesine uygulanmayacak. Arındırılırken ılık, soğuğa yakın ılık su yeterlidir. Şimdi bu... Ve yani yaz geliyor, çok özür dilerim. Tabii. Artık peelingi sık sık yapmanın mevsimi bitti. Güneş göreceğiniz için bundan sonra eğer güneşlenecekseniz bir ayda, 1,5 ayda bir yapmak lazım. Ve güneşin üstünden en az birkaç gün geçmesi lazım. Ayda bir yeterli diyorsunuz. Bu peelingin üstüne yapacağımız bir maske var. Evet. Brokoli ya da bezelye, bu bir su bardağı bir kadar su ezilecek. Bir su bardağı ezilmiş halde. Yarım çay bardağı süt. Evet ve her zamanki gibi 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Neden? E vitamini için. Güzelce karıştırıyoruz. Gene sulu farkındayım. Evet, çok sulu. Çok sulu. Güzelce sulu. Çünkü amaç hani cildinize böyle tabaka tabaka bir şey sürmek değildir her zaman. Bazı ham madde tabaka yapar. Önemli olan bunların bir araya gelip yaptıkları etkileşimdir benim için. Brokoli, süt ve zeytinyağı bir araya geldiği zaman benim arzu ettiğim şey cildi canlandıracak bir reaksiyon. Cilde parlaklık verecek ve nem verecek bir reaksiyondur. Bu reaksiyonda bu ölçülerle tutuyor. Onun için hani bu fazla geliyor. Ben bunun bir kısmını atmak zorunda kalıyorum diye düşünmeyin. Bu ölçüdür benim arzu ettiğim kimyasal reaksiyonu veren. Lütfen ölçülere sadık kalalım. Fazlasını komşularımızla paylaşalım. Ölçüyü doğru verdiğimiz müddetçe istediğiniz kadar evet, yapın. Komşuya da evet, dağıtabiliriz. Düşsün diyorsunuz. Evet, şimdi güzelce peeling uygulaması bitti. Uygulamanın bittiğinden sonra şeyde peelingde herhangi bir bekleme süresi yoktur. Yani, peeling bitiminde hemen onu alayım ben sizden. Hemen cildi arındırmak gerekir. Evinizdeyseniz zaten güzelce musluk. Nazem sizde daha işimiz bitmedi. Bitmeyin sakın bir yere. Size şöyle ben baş yardımcı olarak. Şimdi cildinizi evinizde musluğun altında ılık suyla durulayabilirsiniz. Burada biz hemen hazır kenarda kasemiz vardı, temiz kasemiz. Temiz kasemizde de ılık suyumuz soğuk değil, sıcak değil. Ilık suyumuz kaynamış ve ılımış bir su. Evet, güzelce. Çünkü cildimiz temiz. Cildimiz temiz olduğu için musluğumuzdan akan suya bir şey diyemiyorum. Çok klorluysa, gözenekler açılmış bir ciltten klor sokmak kadar iyi bir fikir değil. Onun için güzel temizlenmiş, kaynamış, kettle'ımızda kalmış, çaydanlığın dibinde durmuş suyumuzu kullanabiliriz. Bakın cildi ışıldadı. Zaten ışıl ışıl. Gözünün üstünde kaymış. Nasıl sürmüşüm efendim diye ben sorayım. Harikasınız. Sizin tecrübeniz var. Gördüğünüz gibi şu anda elde etmek istediğimiz efekti elde ettik. Ne yaptık? Cildimizi temizledik ve artık bir şeyler sürüp besleme ve gözeneklerden içeriye sokmak için hazır hale getirdik. Bunların sırası bu. Evet, şimdi de hazırladığımız diğer sıvı maskemiz, brokoli maskemiz. Bir su bardağı kadar. Evet, bir su bardağı kadar blenderdan çekilmiş brokoli. İçine yarım çay bardağı süt
ve 2 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı var. Brokoli alerjiniz yoksa kullanabilirsiniz. Yok, yine taneciklerini bu sefer avuç içimizi kullanarak belki de biraz. Şu aşağıdan yukarıya doğru, çünkü herkesin cildi hanımefendi gibi 16 tazecik değil. Evet. Her zaman aşağıdan yukarıya doğru, evet. Şu şekilde baskı yapmadan doğru. Ama deminkinden birazcık daha farklı bir şiddette. Anladım. Biraz hissedilir. Çok okşar değil, biraz daha hissedilir. Evet, hissedilir şekilde. Göz çevresine hiç girmeden tüm yüze sıvısını sürmeniz yeterlidir. Evinizde boyun, dekolte kısmını da ihmal etmeden süreceksiniz ve 15 dakika bekleyecek bu maske. Soğuğa yakın ılık suyla durulanacak. 15 günde bir yaz aylarında da tekrarlanabilir. Peki, buyurun bakalım. Evet, göz yok, alın var, çene kısmı var, sadece göz çevresi yok.